Herkese iyi haftalar. Hem küresel piyasalardaki gelişmeler hem de yurt dışı piyasalardaki gelişmeler neticesinde oldukça yoğun bir haftaya giriş yaptık. Geçtiğimiz gün itibariyle Fed'in faiz oranlı kararını aldık. Aynı zamanda da Powell'ın açıklamalarını dinledik. Bugün itibariyle de Merkez Bankası'nın faiz kararından çıkacak sonuçları değerlendirmek için sevgili Portföy Yönetim Birimi Müdürümüz Arzu Hanım'la sizler için kısa bir değerlendirme yapacağız. Arzu Hanım hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar Tuğba, herkese merhabalar. Arzu Hanım şimdi geçtiğin Fed'le başlayalım isterseniz. Dün akşam itibariyle Fed faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Aynı zamanda da varlık alım programını sürdürmeye devam edeceğine yönelik sinyaller verdi. Çok uzun zamandır aslında uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişi ve bunun para politikalarında Fed bir değişikliğe gidecek mi, gitmeyecek mi? Bunun giderse ne gibi etkileri olur? Bunları konuşuyoruz ama Powell söylemlerinde 2023 yılına kadar faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceğine, para politikaları ile ilgili seyrin de tamamen pandemideki şartlara bağlı olarak, virüsteki sürecin nasıl ilerlediğine bağlı olarak şekilleneceği yönünde açıklamalarda bulundu. Güvercin bir Fed başkanı vardı. Piyasa tarafından da beklentiler olumlu karşılandı. Küresel tarafta bu şekilde. Yurt dışı piyasalar tarafında hem de küresel piyasalardaki bu pozitif hava devam eder mi? Çünkü bugün itibariyle baktığımızda 1.70'lere gelen bir 10 yıllık tahvil faizi var ABD'de. Bu önümüzdeki süreçte %2 seviyelerine kadar devam edeceğini biliyoruz ama piyasaları hem küreselde hem yurt içinde nasıl etkiler? Tuğba, senin de söylediğin gibi Fed toplantısı ve Powell'ın söylemleri aslında piyasa beklentileri doğrultusundaydı. Ama bu söylemlerin piyasadaki fiyatlamaları değiştirmekte fazla etkili olmadığını da görüyoruz bugünkü fiyatlamalara baktığında. Bu tarz önemli toplantılar ardından özellikle bir gün geçmeden piyasalar bir üzerine uyku uyumadan yapılan fiyatlamalar zaten çok kayıl alınır cinsten değildir. Yine aynı gerçek işledi ve bugün tekrar yükselen tahvil faiz oranları ile mal ve hizmet enflasyonu tarafındaki yükselişi piyasalar fiyatlamaya devam ediyorlar. Dolayısıyla ileride bu konuda bir aksiyon gelir mi? Özellikle tahvil bono piyasasındaki bu fiyatlamaları tersine çevirebilecek, onu kestirmek mümkün değil. Ama o yönde bir sinyal de gelmedi. Bunun hisse senedi piyasasında küresel anlamda çok fazla bir negatif etkisi olmadığını görüyoruz. Her ne kadar arada satış baskısı yaşansa da bu tahvil faiz oranlarında yükseliş henüz hisse senedi yatırımcısı için bir risk teşkil eden ya da rakip olur ölçüde olmadığından tekrar hisse senedi piyasaları risk alma eğilimini sürdürüyor. Emtia piyasasına gelince evet reflasyon fiyatlamasına bir miktar ara verildi. Ancak emtia piyasasında ileriye dönük beklentilerin gene yine büyümeye paralel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yani uzun vadeli tablo değişmedi ama kısa vadeli bir düzeltme eğilimi var. Dolar endeksi arada kalmış bir hareket izliyor. Buradan biraz dolar endeksinde üzerinden gelişen ülke kurları ve piyasalarına etkisine inilecek olursak, evet aslında sene başından bu yana baktığımız zaman aradaki dalgalanmalara rağmen ABD'de işlem gören tahvil bono ETF'lerine girişin halen 15.4 milyar dolar ile son rakamlarda yüksek seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bu girişin devam edip etmeyeceği büyük ölçüde bu varlık alımlarından ve kolay para politikalarından ne kadar erken çıkılacak sorusuna piyasanın aradığı cevaba bağlı olacak. Ama şu anda hali hazırda her ne kadar arka planda bir risk olarak görülse de gelişen ülke para birimleri ve hisse senetleri bu durumdan çok da fazla negatif etkilenmiş görünmüyor. Ama ileriye yönelik bir tehdit var. Bu anlamda da bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı karar önemli olacak. En azından Kasım ayından bu yanaki sürece baktığımız zaman sıkı para politikasının TL ve TL cinsi varlıklar üzerindeki olumlu etkisini gözlemledik. Bu eğilimin devamı beklenebilir ama aşırı pozitif fiyatlama için biraz kendi içerimizdeki dinamiklere dönmek ve bu tarafı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bizde Merkez Bankası piyasanın beklentisi doğrultusunda bir karar verecek büyük ölçüde olsa da bunun arkasından gelen fiyatlamada kendi iç dinamiklerimize dönmüş olacağız.
Aslında şunu söyleyebilir miyim? Şimdi uzun vadeli tahvil faizlerine baktığımızda yükseliş trendi hala devam ediyor. Dolar endeksinde de aynı şekilde 92 seviyelerin çok üzerinde kalıcı olamadı ama genelde 92'nin zorlandığı ve kısa vadeli yükseliş trendinin devam ettiği bir piyasa var. Merkez Bankası bugün hangi adımı atarsa atsın bu yükseliş trendi devam ediyor olduğu için dolarda yükselişin devam edeceğine ama atılacak adımla birlikte biz sadece küresel etkiyi değil de yurt içinden kaynaklı o kendi kırılganlıklarımızın etkisini azaltırız diyebilir miyim? Çünkü ben şunu diyemiyorum. Bugün Merkez Bankası ne kadar faiz artırırsa artırsın dolar TL'deki o yükseliş trendinin devamını bekliyorum küresel etkiler kaynaklı. Bu zamana kadar hani oran bazında verdiğim %60 küresel %40 biz kaynaklıysa biz burada %40'ı nasıl daha aza minimuma indirebiliriz? Bu önemli. Bu noktada da yükseliş evet Merkez Bankası kararı ne olursa olsun bir miktar daha devam eder ve dolar TL'de denge bulabileceğimiz seviyeler sizce hangileridir? Şimdi tabii 93-30 endeks seviyesinin şu anda belli bir aralıkta hareket ediyor piyasalar ama bu enflasyon ve güçlü ABD büyümesi tarafındaki gelişmeleri dolar endeksini tam olarak fiyatladığını söyleyemeyiz. Daha ziyade 3 aylık bir tepki ve belli bir aralık içerisinde hareketten ibaret şu anda görünüm. Ama 93-30 endeks seviyesi üzerine çıkıldığı takdirde bu gelişen ülke para birimleri tarafında da bir baskı oluşturacaktır. Çünkü orta vadeli bir trende dönüşme eğiliminde olacaktır. O açıdan bu hareket önemli. Evet, tabii ki küresel piyasalardan ayrışamıyoruz ama bizim son dönemde özellikle BIST 100 endeksinde daha çok yerli yatırımcının, yerli bireysel ve kurumsal yatırımcının ağırlığının yüksek olduğunu düşünürsek bu tarafta daha ziyade iç piyasa dinamiklerini ve bu taraftaki gelişmelerin yatırımcı beklentilerini şekilleneceği ve bu yurt dışı yerleşikler dışında kalan kısmın piyasayı yönlendireceği beklenebilir. Dolar Türk Lirası tarafında geçtiğimiz haftanın düşük seviyeleri 7.43 altında bir fiyatlama olabilir. Ama bu fiyatlamada en fazla 7.35'e doğru bir geri çekilme ardından piyasanın tekrar paritede yükseliş eğilimini sürdürmek niyetiyle tepki vereceğini düşünmek gerekir. Yukarı yönlü tepkiler limitli olabilir ama en azından 7.35 altındaki en iyi ihtimalde 7.35 altındaki fiyatlamanın fazla da kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Ben de senin gibi çok hızlı bir burada bir iyileşme beklemek şimdiden yanlış olur. Yatırımcı biraz gelişmeleri görmek isteyecektir. Çok teşekkür ederiz Arif Hanım vermiş olduğunuz bilgiler için. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.